tasarruf yapılması gerektiğini düşünenlerden. 2023 yılının Ocak ve Mayıs dönemi arasında yaptığı 1,1 milyar liralık harcamayla yıllık bütçesinin %72'sini tüketti Fahrettin Altun yönetimindeki iletişim başkanlığı. Hayırdır acaba, neden? Ocak ve Mayıs dönemi arasında ne vardı da iletişim başkanlığı bütçesinin %72'sini tüketebildi acaba? AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tasarruf sözlerini iletişim başkanlığı delik deşik etti. Ocak ve Mayıs arasında ne vardı sevgili izleyenler? Özellikle Mayıs'ta biz ne yaşadık da iletişim başkanlığı parasının çok büyük bir çoğunluğunu bütçesinin bitirmiş oldu? Kamu araçlarını hem nitelik hem kullanım bakımından onları da sınırlandırdı. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tasarruf sözleri bir kez daha delik deşik oldu. Bu kez Fahrettin Altun'un yönetimdeki İletişim Başkanlığı tarafından. İşte başkanlığın katlanarak artan o harcamaları. Fahrettin Altun yönetimdeki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sürücülü ve sürücüsüz araç kiralamak için 8 Mayıs'ta ihale yaptı. İhale kapsamındaki işler için 10.437.375 lira yaklaşık maliyet hesabı çıkardı. İhale 9 şirket tarafından ilgi gördü. 9 şirketten 4'ü ihaleye teklif verdi. Teklifleri inceleyen ihale komisyonu 2 şirketi geçersiz diyerek saf dışı bıraktı ve ihaledeki teklif sayısını 2'ye düşürdü. Teklifleri değerlendiren İletişim Başkanlığı İhale Komisyonu nihai kararını 19 Haziran'da açıkladı. Kamunun araç kiralamalarını kısıtlama getiren Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesini yok sayan başkanlık 19 Haziran'da Ankara merkezi bir şirketle 8.910.528 liralık kiralık araç sözleşmesi imzaladı. İletişim Başkanlığı tarafından kiralanan lüks araçların teknik özellikleri de dikkat çekti. Bu durum kamuoyunda Fahrettin Altun'un saltanatı olarak yorumlandı. Bu verilen kararın ülkemiz için hayırlı olması temennisini buldum. Dikkat çeken başka bir ayrıntı ise 31 Aralık 2025'e kadar kullanılacağı belirtilen araçların tamamının en az 2022 modeli olacağı belirtildi. Araçların 10.000 kilometreden fazla yol yapmamış olmasını şart koşan İletişim Başkanlığı, 3 aracın da otomatik vitesli olmasını istedi. Yıllık bütçesinin %72'sini 5 ayda harcayan başkanlık, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. dönem milletvekili seçiminin gerçekleştirildiği Mayıs ayındaysa Nisan ayına göre harcamasını yaklaşık 2 kat arttırdı. 2023 yılının Ocak-Mayıs döneminde yaptığı harcamalar aylara göre şu şekilde gerçekleşti. İletişim Başkanlığı Mart ayında 139.9 milyon lira, Nisan ayında 282.9 milyon lira harcarken seçimlerin yapıldığı Mayıs ayında bu harcamanın 521.4 milyon liraya çıkması dikkatlerden kaçmadı. Evet, demokratik olmayan bir ortamda